Sevgili izleyicilerim, bugün size kuşbaşı doğranmış tavukla çok güzel bir pilav yapacağım. Bunun için bir tane göğsüm var, yani bir şey. Ondan sonra iki tane soğanım var, 2-3 diş sarımsağım var, dereotum var, maydanozum var. Bakın, böyle pirincim var. Bu pirinç kaç bardak? 3 bardak pirinç var. Ama buna bir çok şey gidiyor, su gidiyor, çok su çekiyor. Onun için size ölçüsünü vereyim, haşlayarak yapacağım. Çünkü şeyden bir kere ya denedim, yaptım. Bir bardağı 3 bardak su çekti. Onun için ben de haşlamaya karar verdim bugün. Sevgili izleyicilerim, bu kadar da zerdeçal kullanıyorum. Safran bulamadım. Bulsam da çok pahalıydı, alamadım. Onun için ben safran yerine zerdeçal kullanacağım. Birazcık da tuzumuz var. Şimdi yavaş yavaş yapmaya başlıyorum. Önce yağ olarak ne kullanacaksın anne? Tereyağı kullanacağım. Oo. Çünkü buna et olsa kuyruk yağı kullanırdım. Ama tavuk olunca tereyağı kullanacağım. Birazcık da tabii zeytinyağı kullanacağım. Zeytinyağsız olmaz. Eğer pilavlarımıza azıcık zeytinyağı koymazsak parlak durmaz. Tamam. Sevgili izleyiciler, yağı şu kadarcık ayırdım. Şöyle şu kadarcık ayırdım. Gerisini hepsini koydum. Böyle şimdi bunu kavurmaya başlayalım. İşte tamam. Tavamızı, ocağı, kuralarımızı. Şuraları çok kalın. Çok değil, biraz. Bir tane soğan koyacağım. Ama 3 tane de koyabilirsiniz. Pilavımızın azlığına, çokluğuna göre 2 tane de koyabilirsiniz. Sevgili izleyicilerim, böyle küçük küçük soğanlarımızı doğruyoruz. Sarımsakla da doğrayacaksın. Evet. Bakın, etlerimiz kavruldu. Daha biraz daha kavrulacak tabii ki de, hemen değil. Ama biz soğanlarımızı ilave edeceğiz. Kavurmaya devam edeceğiz. Bunu da götürüp koyuyorum. Sarımsaklarımızı da koyuyoruz ve karıştırarak kavurmaya devam ediyoruz. Sarımsaklar çok küçük doğramışsın ha, maşallah annene. Annemin dediği gibi acayip şekilde su çekiyor. Ben söyleyeyim mi? Bakın sevgili izleyicilerim, şöyle bir yemek kaşığı, tatlı kaşığı kadar dolma baharı atıyorum ki lezzet versin diye. Sonra böyle kaşığın ucuyla azıcık kekik atıyorum. Kaşığın ucuyla azıcık kimyon atıyorum. Çok değil. Böyle birazcık karabiber atıyorum. Şöyle azıcık da tuz atıyorum. Şöyle bir karıştırıp altını söndürüyorum. Patatesimiz haşlanıp hazırlanana kadar neyimiz? Pirincimiz. Şaştım ya. Pirincimiz haşlanıp da tamamlanana kadar inşallah görüşürüz.
Sevgili izleyicilerim, tahtam da pek hoşuna gidiyor. Tamam. Şimdi süzmeye başlayacak annem. Soğuk suyu ekliyor annem üstüne. Niçin soğuk su ekledin anneciğim? Pirinçlerimiz yapışmış. Makarna gibi düşünün. Ha, yapışmasın, tane tane kalsın. Makarna gibi olacak. Tamam. Şimdi ne yapıyorsun anne? Şimdi pilavımıza devam ediyorum. Tenceremizin dibine yarım kalan o bardaktaki yağımızı ne yaptım? Koydum ve tenceremizin dibini şöyle güzelce ne? Yağı her yerine gezdirdikten sonra haşlamış olduğumuz pirincimizi getirip üzerine şöyle döktüm. Amaç ne anneciğim? Amaç pilav yapmak. Sağ ol anne, bu kadar anladım. Hani kızartıyorsun, buharlasın diye mi? Tadı Hayır, olsun diye mi? Hayır, buharlansın ve tadı gelsin. Şöyle. Tereyağını oraya koydum hazıra. Üzerine biraz tereyağı ekliyorum. Ekleyemiyorum. Ay karnım ağrıdı ya Rabbim. Hem kavga ediyoruz hem gülüyoruz. Nasıl iş, ben bunu anlamıyorum ya. Niye sıkıştı da kavga edin? Çenem dursa hiç kavga etmeyeceğiz. Sen çeneme kurban olan ne ya? Senin çenen öldürüyor beni. Başka yoksa bir sorun yok seninle. Her şeye maydanoz olmasan ölüyor. Soruyor. Merak ediyorum. Etmesen çok tutuyorsun. Azıcık da şöyle tuz ayıkalıyorum. Arkadaşlar tuzumu bakın. Ondan sonra ilave edin. Benimki pilavımın tuzu birazcık az olmuş. Şimdi ağzımı sıkıca kapatıyorum. Ve şöyle bir 5-10 dakika. Ne yapıyorsun anne? Salata yapıyorum. Peki. Pilavımın yanına. Normal salata mı? Evet. Söğüş mü? Söğüş salata. Peki. Malzemen? Malzemen bir domatesim, biberim. Ondan sonra birazcık maydanozum. Nane, marul, evet, ve önceden doğranmış kara reyhan. Evet. Yerim. Karma salata yapıyorum. Bunun adı karma salata mı oluyor? Kara reyhan. Evet, kara reyhan koyacağım. Şurada yıkamış olduğum nanem ve marulum da var. Marullar biliyorsunuz gazın çok güzel olmuyorlar. Güzel oldu. Ne yapıyorsun anne? Altını söndürüyorum. Tamam. Bundan birazını ayırıyorum. Şuraya. İstersen masaya al anne. Hayır, masaya alacağım. Altını yakacağım. Ve pilavımın bir kısmını etimin içine koyacağım. Sevgili izleyicilerim, biraz dinlendiğinde tane tane olacak. Şöyle neredeyse ikiye böleceğim mümkün olduğu kadar. İkiye böldükten sonra üzerine görmüş olduğunuz zerdeçalımı ekleyerek karıştıracağım.
neyle? Kuşbaşı tavuklarından beraber. İyice de bir karıştıracağım. Hani öyle amacım pişirmek değil. Zerdeçallarım karışsın. Tadını alsın diye. Evet. İşte oldu. Kapatıyorum mu abi? Kapatıyorum. Kapatalım dinlensin. Dur. Yeter. Öyle birazcık da nar eşkisi koyduk mu tamam. Yeter anne. Çok oldu. Bakın gayet güzel. Çok da lezzetli. Canım istedi. Salatamız oldu. Öyle de tamam. Şimdi pilavımızı kabımızın içerisine koyuyoruz. Şöyle güzelce bakın tane tane oldu bile. Şimdi bunu şöyle bastırıyoruz. Biraz ki bakın sevgili izleyicilerim nasıl tel tel oldu. Yani haşlanarak da yaptığınız pilav hem de bereketli olur. Kavurarak yaptığınız pilav her zaman için bereketli olmaz. Ama lezzetli olur. Kavurarak yapılan her şey çok lezzetli olur. Bu ama, sağlıklı olan değil mi anne? Evet. Hem sağlıklı hem bereketli olur. Eğer bunu kavurarak yapsaydık bilinçler bu kadar çok kabarmayacaktı. Yani biraz daha küçük kalacaktı. Belki pişecekti. Tamam pişmeyecekti demiyorum ben estağfurullah ama bu kadar büyük olmayacaktı. Kavurmadığın için ben de yiyebilirim bundan. Evet bu pilavdan yiyebilirsin ama sade beyazından beyazını ayırayım mı sana biraz? Şu dibindeki yeter. Çünkü şeyini baharatlı olan yerini yiyemezsin. Hı, tabii. Şöyle hafif bastırıyorum sevgili izleyicilerim ki ters çevirdiğimde güzel dursun diye. Bakın şimdi ters çevireceğim. İnşallah becerebileceğim. Ki becerdiğim gibi duruyor. Harikasın anne. Dur. Tamam az oynama. Bakın sevgili izleyicilerim. Bak tasımın dibine bakın güzelliğine. Ben işte bu zerdeçalın bu güzelliğini seviyorum. Şimdi üzerine de şöyle nanelerimizi ve maydanozlarımızı nane yoktu kız. Dereotumuzu gezdirdik. Şimdi salatalarımızı da şöyle tamam o kalsın. Ben yiyeceğim çünkü. Evet anne konuşmanı yapabilirsin. Evet şimdi yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlemeyi unutmayın. Ha canınız sağ olsun ama eleştirin lütfen ha. İyisiyle kötüsüyle. Eksiğim olabilir. Tabii ki de eksiğim olabilir sevgili izleyicilerim. Bakalım kendinize iyi bakın. Hepinize saygılar, selamlar sunuyorum. Ya bu ışığın önünde ne işin var?